Biz geçen sene de yine takım iskeleti duruyor geçen seneden bu sene. Geçen sene de çok maç çevirdik böyle. Biliyorsunuz Malatya maçı örnek, en büyük örneklerinden biri. Ve biz içeri girdiğimizde konuştuk, yani daha önce bunu yaptık. Yine yapabiliriz. Biz iyi bir takımız, iyi oynuyoruz. Çünkü ilk yarıda iyi oynadık. Bir tane pozisyon verdik ve gol yedik. O da bizim şanssızlığımız. Ama biz hiçbir zaman pes etmiyoruz. Ki bunu da herkes bugün gördü. Çok şükür çok güzel gollerle maçı tamamladık. 2'de 2 yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Yani bunu söyleyebilirim. Zaten birinci golü bulduk taraftarımızın da desteğiyle. Yani onu arkamızda hissettik. Ve son dakikalara doğru ikinci golü de bulduk. Yani hepimiz inanmıştık buna. Bizim için sürpriz olmadı bu. İnşallah devamında gelecek. Peki uzun zaman sonra senin de söylediğin gibi taraftar bugün bizimleydi. Onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Onlara söylemek istediğim, lütfen aşınız olun ve sizi burada full olarak görmek istiyorum. İnşallah daha da iyi şeyler yapacağız hep beraber. Bizim hedefimiz bu sene 100. yıl. Biz bu seneyi en yüksek yerlerde bitirmeyi planlıyoruz. Yani biz kendi aramızda diyoruz, neden UEFA olmasın? İnşallah bu düşüncede devam edeceğiz. Adana Demir'e gittiğimizde de 3'te 3 yapıp Allah'ın izniyle Konya'ya 3'te 3 yapmış bir şekilde geri döneceğiz. We prepared the game very good all week, and we saw from the first minute that we come in to fight, and we had the control of the game. They didn't had any chances. We lost the focus for 1 minute, and we received one goal in the end of first half. But when we came in the dressing room, all team, we agreed, we trust each other, and we said that we'll go and fight, and we will go up to turn the result. And luckily, we did so. Bu maça hafta boyunca çok iyi bir şekilde takım olarak hazırlandık. Oyun boyunca da ilk yarının başından itibaren oyunu hakim olan da taraf bizdik. Başakşehir takımına hiçbir şekilde bir pozisyon vermedik. Sadece son dakika olan bir konsantrasyon eksikliğinden dolayı şanssız bir gol yedik. Ama içeriye moralimizi bozmadan girip birbirimizi ateşlemeyi başardık. Daha çok motive ettik ve kazanma arzusunu ilk başta o içeride soyunma odasında gösterdik. Beraberinde de ikinci yarıya böyle başladık ve atmış olduğum golle birlikte dediğiniz gibi takım biraz daha ateşlenmiş oldu ve haklı bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. From the first day that I came, everybody accepted me very warmly. The staff, the players, I also know Sokol and Zimmer from before, and for me it's more easy to adapt. But I think our strength is the group. You can see also in the pitch that everybody fight for everybody. So when something is like that, I think there is no misunderstanding between the players, and everybody know their job, what need to do. İlk geldiğimden beri Konya Spor takımı beni çok iyi karşıladı. Oyuncu grubumuz olsun, hocalarımız ve çalışanlarımız burada benim evimde olmamı hissettirdi. Ayrıca Sokol ve Zimmer'in burada olması benim adaptasyonumda çok büyük bir pozitif etki sağladı. Takım olarak da gücümüzü aslında takım ruhunu iyi taşımamızdan, birbirimize kenetlenmemizden alıyoruz. Bunu da gayet iyi bir şekilde oyun sırasında görebiliyoruz. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Birbirinin eksiğini tamamlamak için elinden geldiğince efor sarf ediyor. And what we can promise to the fans is not the goals, but I'm sure not only in my name, but in every player's name, that every match we will fight and we will give 100% what was the most important. Buradan taraftarımıza verebileceğim söz, tabii ki de her maç gol atamayabilirim ama takım olarak ben de bu takımın içinde olaraktan her çıktığımız maçta galibiyet adına terimizin son damlasına kadar o sahada akıtacağımızı ve galibiyet için en büyük eforu sarf edeceğimizi bilmelerini isterim. Bunu söz veriyoruz taraftarlarımıza.